Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günde yine birlikteyiz. Bu da ana haber bülteni girişi gibi oldu. Yeni bir günde birlikteyiz. Neyse. Nasılsınız görüşmeyeli? Ben çok iyiyim çünkü bu gece tatile çıkıyoruz. Ve bunun hazırlığında her tatile çıkmadan olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Her zamanki gibi yine tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim tatilden önce. Daha sonra birlikte bavul hazırlayacağız. Almam gereken birkaç şey var. Onları alacağız. Ve bu şekilde benim bir günümü birlikte geçireceğiz. Bu tarzda videolar çekmeyi ben çok seviyorum. Sizlerin de izlemeyi sevdiğinizi biliyorum, böyle hazırlıklar vesaire. O yüzden her tatile çıkmadan önce de mutlaka bu tarzda bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere hemen çok kısa bir makyaj yaptım. Sizi kapattığımda çok ufak bir eyeliner ve ruj sürdüm. Hazırım sayılır, sadece saçımı falan açarım çıkmadan önce, ama onun öncesinde bir mutfağı toplamamız lazım birlikte. Annemle babam geldi, daha doğrusu Aydın'ın annesiyle babası geldi. Onlar bizde şu anda işleri vardı, bir yere çıktılar. Kahvaltı yaptık birlikte. Kahvaltıdan arta kalanları henüz toplamadım. Onlar hazır çıkmışken ben de videoyu açayım dedim. O yüzden de birlikte toplayacağız şimdi içeriği. İçerinin durumunu göstereyim sizlere. Evet, şu anda mutfağımızın hali bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok bir şey yok. Çoğu zaten makineye girecek. Ama makinedeki temizleri de hemen çıkartmam lazım. Haydi buraları birlikte halledelim. Bu arada Almanya'dan sipariş ettiğim şeye bakar mısınız? Türkiye'de buna benzeyen var aslında. Honuta mıydı neydi ismi hatırlamıyorum ama gerçekten hiçbir şey Knoppers'ın yerini tutamıyor. Şu anda çok şekerli beslenmemeye dikkat etsem de böyle stok yapmak istedim. O zaman bunları da şöyle kenara koyalım. Daha fazla lafı uzatmayayım. Saat 2'de randevum var. Saat şu anda 11.41. Buralarda bir güzel çamaşır suladım. Ocağı da temizledim. Buralar toplandı böyle. İçim rahatladı ama neredeyse bir yarım saatimi aldı bunları yapmak. İlk hasılatımı size de göstereyim şöyle. Burada domates var. Burada maydanoz var. İşte bunlar zaten. Bu biberi ikiye böldük. Burada da salatalığımız var. Aydın bunu aldık ama nasıl yiyeceğiz? Gidiyoruz. Ben onu yolda yiyeceğim. Yok. Bir de aloe vera'mız var artık. Nereden aldınız bunu? A101'den mi? Bir de şunu da göstereyim. Yeni saksımız nasıl güzel oldu bence, derli toplu. Bu sefer seramik aldık, zaten bir önceki videoda göstermiştim sizlere. Bayağı güzel oldu. Sıra bunda, bunu yenileyeceğiz. Ama önümüzdeki günlerde artık dönünce. Şimdi annemleri de yolcu ettik. Aşağıya indiğimde bayağı bir sıcak geldi. Yani üzerimdeki keten gömlekle bile terledim. Hemen üzerimi değiştireceğim o yüzden. Ondan sonra da hemen hızlıca çıkmamız lazım. Çünkü saat aslında 10 dakikada oradayım maksimum. 13.40 yetişiriz diye düşünüyorum. Üzerimi değişip geliyorum. Evet, hazırım. Şöyle size de göstereyim. Böyle basic bir body giydim kısa. Altına da H&M'den aldım böyle bol ve keten bir pantolon giydim. Gayet işimi gördü yani. Hiç de uğraşmadım. Çanta olarak da bunu alıyorum, kahverengi. Başka da bir şey yapmama gerek yok herhalde. Artık çıkabiliriz. Yeni maskemi alıyorum. Şöyle power bank'imizi alalım. Bunu da atalım buraya. Ayakkabı olarak da vallahi şunları giyeceğim ya. Uğraşamayacağım. Şunları kaldıralım. Demin aşağıdaydık ya, onların şeyi. Bu arada ellerim ve ayaklarım o kadar kötü bir halde ki size göstereceğim birazdan ne kadar kötü olduklarını. Hadi bakalım. Gidelim, gidelim. Oraya gittiğimizde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Ben şimdi her zamanki gibi yine otoparktan çıkıyorum. Şu otoparktan çıkışımı bir dıştan da göstermek isterdim sizlere, biliyor musunuz? O kadar dar yerlerden geçiyorum ki yani. İnanılır gibi değil. Neyse, alıştık artık, yapacak bir şey yok. Ve geldik arkadaşlar. Sadece 5 dakika kadar gecikmiş oldum ama yapacak bir şey yok artık. Bunları alıyorum. Ay, eksiklerimi de sonra halledeceğim bu arada. Eksiklerim dediğim aslında birkaç bir şey alacağım. Aklımda olan, indirimde olan. Hemen onları alıp çıkacağım zaten. Çünkü pek AVM'de vakit kaybetmek istemiyorum. Onları da aldıktan sonra eve gidip
bavul hazırlamaya başlayacağız. Ondan sonra Hazanlar geliyor. Bu arada söylemedim size. Hazanlarla birlikte gidiyoruz tatile. Tırnaklarımın önceki hali bu arkadaşlar. Doğal tırnağım. Kendi tırnağım bu kadar uzadı. Şimdi şöyle kısalttık bu bölümü. Tabii törpülenecek burası. Sıra bunda. Simoş. Bakalım bugün neler yapacağız tırnağıma. Şimdi tırnaklarımın manikürü bitti, kısalttık. Aynı zamanda biraz daha sivrelttik. Çok güzel oldu. Şekli çok beğendim. Bazını da sürdük bu arada. Daha doğrusu sürdük diyorum. Sürdü Sümeyye. Şimdi renklendirmeye geçeceğiz. Güzel bir tırnak yapacağız. Çok tatlı olacak. Tam yazdık. Bu arada ben de burada Netflix'ten Gossip Girl izliyorum. Ne zamandır izlemiyordum. Evet. Bitti tırnaklarım. Şimdi size de gösteriyorum. Böyle oldu. Çok tatlı oldu. Simoş ellerine sağlık. Şunu da göstereyim. Çok sevdim. Şimdi ayaklara geçiyoruz. Ayaklar için de buradaki baz rengini düşündüm. Farklı bir renk yaptırmayacağım. Normalde kırmızı istiyordum da bu renk de çok güzel, fresh duruyor. Bu arada biz tek odada baş başayız. Az müşteriyle çalışıyorlar. Mesela benim etrafım boş. Şu anda pedikür tarafındayım. Ve sadece iki müşteri var. Böyle aralık bırakıyorlar. Ayağımın halini göstereyim size. Geçen gün stresten baş parmaklarımı yoldum. Neyse şimdi hepsi düzelecek. Ellerim ve ayaklarım da bitti. Evet şimdi çıktım. Keten olunca işte böyle katlanma izi kalıyor. Neyse hemen alışveriş merkezine geçiyorum. Hızlıca alacaklarımı alacağım ve eve geçiyoruz sonrasında da. Çok güzel oldu ya. Gerçekten kendimi aşırı fresh hissediyorum şu anda. Bugün buralar sanki ayrı bir boş ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Sanırım sınavlardan sonra bir tık daha boşaldı İstanbul gibi geliyor. Evet şimdi şöyle tabii ki de halka küpelerden aldım arkadaşlar. Bunlar indirime girmişti. Şu da hem böyle gümüş hem de altın. Aynı zamanda şöyle tokalardan aldım. Çok güzel değil mi bunlar? Bunu da indirimde buldum. Yine Mango'dan 240'tan 170'e inmiş. Bunları hemencikten ödüyorum ve işimiz bitiyor burada. Ve eve dönüş vakti. Bunları da aldığımıza göre. Bu arada ayakkabıyı da size ayağımda göstereceğim eve geçtiğimizde. Evet şimdi eve geldim. Maskemden falan kurtuldum. Elimi falan filan yıkadım. Size de göstereyim şu ayakkabının nasıl ayağımda durduğunu. Çok güzel gerçekten, ben çok sevdim. Şöyle buna benzer bir tane beyaz ayakkabım var zaten. Ama o bağcıklıydı. Bu böyle daha çok sandalet, yani topuklu sandalet. Link bırakırım sizlere de. Bunları zaten gösterdim daha önceden de. Beyaz sandalet demişken bu arada benim sandaletim şu anda ayakkabıcıda. Onun bir bağcığı koptu nedensizce. Onu söyleyeyim de Aydın'a gelirken alsın. Çünkü ben unuttum onları ve tatilde bana lazım olacak o. Bakalım. Ben o sırada yemeklerimi ayarlayayım. Hazır ayakkabıyı denemişken küpeleri de taktım. Gerçekten Mango'nun ya da bijuterisine bayılıyorum ya. Çok iyi yapıyorlar ve uzun ömürlüler. Yani bir tane küpe alıyorum. 4-5 senedir kullanıyorum. Neyse asıl konumuza geçelim. Burada enginarımızı gerçekten kendim yapana kadar hiç sevmezdim. Kendi yaptığımı beğendim. Eğer dilerseniz sizde de ilerleyen zamanlarda tarifini paylaşabilirim. Şimdi size de göstereyim şöyle. Böyle oldu enginarım. Gayet de güzel oldu valla. Ve ben bunların hepsini şu barbunya da dahil olmak üzere düdüklüde yaptım. Düdüklüde her şey gerçekten çok güzel oluyor. Daha ne kadar size düdüklünün yararlarından bahsedebilirim. Aynı zamanda övebilirim bilmiyorum. Şimdi böylece evdeki yemekleri de bitirmiş olduk. Evde kalan sebzeleri zaten annemlere verdik. Yani dolapta sadece bu akşam yiyeceğimiz kadar şey kaldı diyebilirim. Çöpe gitmedi hiçbir şey. O iyi oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Ben tatil için birkaç bir şey almıştım Zara'dan da. Stradi'den, Plan B'den falan. Onları da göstereceğim size. Birazcık alışveriş videosu gibi de bir şey olmuş olacak gibi. Çatal ve bıçağımızı alalım. Okey. Hadi ben şimdi şu yemeği yiyeyim. Daha sonra yavaştan artık bavul toplamaya başlayalım birlikte. Geldim. Ne haber mi? İyidir, senden ne haber? Aldın mı ayakkabımı? Danke. Burası kopmuştu kendiliğinden garip bir şekilde. Onu yaptırdık. Arkadaşlar bir TikTok vardı. Ne zamandır çekmek istiyordum. Hazır da vaktim var ve tatile gittiğimde bununla uğraşacak vaktim olmayacak. O yüzden bu arada arkası. Hemen bir 5-10 dakikada şu TikTok'u çekip geleceğim aranıza. Güzel bir şey çekeceğim. Beni TikTok'ta takip edin. Çünkü TikTok'u bence güzel kullanıyorum. İyi kullanıyorum. Daha çok modaya doğru kullanmaya başladım. Arada böyle çat pat hackler de veriyorum. Bakın evimizde ne var artık. Almanya'dan geldi bu da. Ettirme. Aydın. Ben savaş değilim. İndir yavaştan aşağıya. Ben de mangal elini de kullanırım.
Bir Adanalı'nın eline drone verirseniz böyle olur. Bu arada ben TikTok'umu çektim. Çok güzel oldu. Hatta size de göstereyim. Çok da uğraştırmadım bu sefer. Şöyle. Neyse TikTok'tan da izlersiniz zaten diye düşünüyorum. İlk önce size aldıklarımı göstereyim. Hazırlamaya başlarız. Aydın niye yatak odasına gidip geliyorsun? Al al çizdin. Ay havada karardı birazcık. Yeni ışığımla karşınızdayım. Hemen üzerimdekilerle başlayabilirim bence. Şortu aldım Zara'dan. Çok güzel, bayıldım ona. Hatta etiketi de duruyor üzerinde. Ondan sonra bu şapkayı aldım. Videoda etiketler gözükmüyor diye çıkarmadım. Bütün yeni aldıklarımı ve bavula girecekleri buraya tıktım da. O zaman Zara'dan başladık. Zara'dan devam edelim. Şöyle bir tulum aldım. Elbise gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel ve aşırı rahat bir elbise. Bu pastel tonlar çok moda oldu bu sene. Daha sonra ay indirimde bunu o kadar çok kovaladım ki ve o kadar çok istiyormuşum ki demek ki bir şekilde buldum ve bu ceketi aldım. Oversize kolları da şöyle. İndirimdeydi bu ama çok indirim yoktu bunda. Daha sonra H&M indiriminden böyle bir ceket aldım. Ben bunu 42 beden aldım. Oversize dursun diye. Bunların hepsi benimle geliyor bu arada tatilde. Sonra Zara'dan yine bikinilerin altına falan giymelik ya da böyle basic üstlerle böyle bu tarzda askıllarla giymelik bir örgü şort aldım. Sonracığıma şöyle bir elbise aldım Stradivarius'tan. Yine tatilde giymek için. Bu da çok güzel ve çok şık duruyor üstte. Sonra Stradivarius'tan böyle bir tane gözlük için askı aldım. Bir de şöyle bir küpe aldım. Küpeye doymuyorum ya. H&M'e gelelim. Tekrardan geri dönelim H&M'e. Şöyle bikini takımları aldım. Neden bu kadar çok aynı model diye soracaksınız. Çünkü aşırı uygun fiyatlıydı. Yani üst alt 30'ar lira. 60 liraya aldım şu takımı. Şöyle size de göstereyim yakından. Böyle bir kumaşı var. Altını normal boyutta aldım. Daha sonra böyle yeşilini aldım. Bunları böyle farklı farklı takım da yapabilirim aynı zamanda diye düşündüm. Bunlar da yine aynı fiyattaydı. Sadece şu lila rengini farklı aldım. İyi ki de farklı almışım çünkü yüksek bel o kadar güzel durdu ki size anlatamam. Yine aynı kumaştan. Sadece bunun fiyatı bu 60 lira. 30 lira değil. Ama üst yine aynı fiyat. 30 liraydı. Instagram'da beni takip ederseniz zaten görürsünüz bunların nasıl durduğunu. Planvera geçelim. Çok güzel bir yırtmacı olan pantolon bu. Efil efil tam yaz geceleri için veya parel olarak bile kullanılabilir. Bir diğer şey de şöyle hatta bugün yola çıkarken giyeceğim bunu. Böyle oversize bir tişört aldım. Aslında bu oversize da değildi pek. Ben bunu X-large aldım diye hatırlıyorum. Evet. Trendyol'dan aldıklarımı zaten Instagram'da yine detaylı olarak gösterip linklerini vermiştim ama buradan da göstereyim. Şöyle atlı üstlü bir takım aldım ve vücudu o kadar güzel gösteriyor ki yani bayıldım bunlara da. Bu da çok güzel. Yani parey olarak da kullanabilirim bunu. Mesela sarı bikiniyle falan diye düşündüm. Şöyle düşünün. Şu da kısa üst ve kolu böyle. Kısa gömlek gibi bir şey. Hatta bu şortla giymeyi düşünüyorum. Tabii içinde bunu düşünmeyin. Kolları böyle fırfırlı. Bunu da çok sevdim. Sonra şöyle bir bikini takımı aldım. Üstü gerçekten çok hoş duruyor ki benim göğüslerim büyük yani. Ama o kadar güzel toparladı ki size anlatamam. Zaten bunu da Instagram'da göreceksinizdir. Çok sevdim. Hatta bu iki beyaz takımı şöyle bir pareoyla taçlandırmayı düşündüm. Bu pareo da aşırı güzel yani. Bayıldım ya. Bayıldım Trendyol alışverişine. Zaten son iki videodur ne kadar güzel şeyler aldığından bahsediyorum sizlere. Her yerde gördüğünüz vatkalı tişörtlerden aldım. Bu da yine Trendyol marka bu arada ve 30 lira gibi bir şeydi bunun da fiyatı. Çok güzel duruyor. Üstte şortlarla falan ya da eteklerle çok güzel olacaktır. Ve son olarak mayo aldım. Ki ben mayo giymeyi hiç sevmem. Göbeğim ıslak kalıyor falan filan. Hiç hoşlanmıyorum ondan. Bir de doğru düzgün güneşlenemiyorsun yani gövden. Bildiğin beyaz kalıyor. Ama buna karşı koyamadım yani. Limon detaylarından dolayı aldım. Onun dışında yanıma başka neler alacağım bilmiyorum. Şunu bir misafir odasına götüreceğim. Şu yeni aldığım küpeleri de getirdim. Şuradan diğer yeni aldığım bikinileri çıkartıyorum. Lily and Rose'la Trendyol'un işbirliğinden olan bikiniler. Bunları da Instagram'da göstermiştim. Şöyle bir pareo alacağım. Bunu da yeni almıştım. Daha sonra tabii ki de bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Altındakini alacağım. Bunu alıyorum. Bunu mu alsam acaba siyah? Şu denize giderken giymelik şortu alıyorum yine. Bir başka deniz şortu buldum. E şöyle bir şey alsam mı ya? Ama ne alaka yani değil mi? Üzerimdekini alıyorum. Hadi bunu da alayım.
Birazdan zaten sizi kapatacağım ve böyle sakin bir kafayla kombin kombin yapacağım. Çünkü boşu boşuna yer kaplamasın yani. Bunlar, bir de bunları da getirdim. Ben bir üzerindekileri de çıkartayım bu arada. Rahat rahat bol hazırlayalım. Aynı zamanda kombinlerimi de yapayım, kenara ayırayım. Sonra yerleştirirken tekrardan görüşelim. Da 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 da. Arkadaşlar, kombinlerimi yaptım. Bitti ama ben de bittim resmen. Hangi gün ne giyeceğimi şey yapmadım ama işte 8 gün kalacağımız için 8 günlük kombin yaptım. Şuradan yarısı da bikini kombinleri. Daha doğrusu bikinilerim. Ne kombine? Ayakkabılarla falan filan düşünerek yaptım kombinleri. İşte yedek 2 tane de kıyafet koydum. Şimdi bavula yerleştireceğim. Ondan sonra iç çamaşırıdır, bakım ürünleridir, makyaj ürünleridir vesaire. Onları koyacağız şu bavulun içerisine. Şuradan geçip hemen bavulu alayım. Şöyle. Bunlar da almayacaklarım bu arada. Hani demin çıkartıp sonradan vazgeçtiklerim. Kombin kombin yapınca gerçekten çok daha mantıklı oluyor. Hem az yer kaplıyor. Gereksiz eşya almamış oluyorsunuz. Boşu boşuna taşımamış oluyorsunuz. Ve bunu bir açayım ben artık. Şöyle. Umarım sığarım. Bu arada Aydın da kendine ayrı bir valiz hazırladı. Bununki küçük olacak. Erkeklerin işi gerçekten çok kolay ya. 2-3 şort alıyorlar. Üzerlerine de tişört oldu bitti işte. Sizi de buraya koydum böyle. Çevireyim şunu. Nereden başlasam bilmiyorum ki. İlk başta şortları koyayım. Sadece 7 dakikamı aldı bunları koymak. Şimdi bir bakalım nelerimiz eksik. Şöyle ki elbiseleri koydum. Bikinilerin hepsini koydum. Çantalarımı koydum. Bir tanesini yanıma alacağım. İç çamaşırı koyacağım. Şampuan, makyaj malzemesi falan filan. Hepsi sığar ya. Hepsi küçük şeyler çünkü. Bayağı da yer var. Bunu arabaya koyacağım. Şöyle bunu çekelim. Kenara giyeceklerimi ayırdım. Azallarda bir 2 saati falan gelecekler. Şimdi şuraya birkaç eksikle birlikte yanıma alacaklarım ayırdım. Bu çantaya da makyaj malzemelerimi koyacağım. Belki birkaç tane cilt bakım ürünümü koyarım. Yani başka ne kaldı? Bakıyorum. Nemlendirici kaldı. Diş fırçası, macun. Sizi buraya da koyuyorum. Ben de burada makyaj malzemelerimi seçeyim. Neler alacağımı. Bunu bir kere çok merak ediyorum. Koyulaşacağım için bence bunu kullanabilirim. Alıyorum. Daha sonra şöyle bir kapatıcı alıyorum. Koyulaşacağım çünkü. Şu açığı da alayım, ne olur ne olmaz. Aldıklarımı alıyorum. Maskara. Bronzer'a ihtiyacım olur mu ki? Şunu da alıyorum. Beauty Blender. Şöyle bir fırça. Ferahlatıcı bir sprey. Eyeliner. Fırçalarımı alıyorum. Pudra olarak küçüğünü aldım. Krem allık alalım. Bir tane allık fırçası alıyorum. Başka bir şeye ihtiyacım yok galiba. Bir tane far alayım. Likit. Aydınlatıcı alayım. Bu kadar yeter. Ruj alacağım şimdi bol bol. Şunları kesin alıyorum zaten. Parlatıcı alıyorum. Ve şu. Bakayım. Ha, yeter bu ona. Bir sürü ruj aldım ha. Burayı böyle kapatabiliriz. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Oraya da şunları koyayım diyorum. Cilt bakım ürünlerimi. Saç bakımıdır falandır filandır. Bu bölümü de böyle kapattım. Bu da tamam. Gözlüklerimi alacağım. Bavul toplamaktan ne kadar nefret ettiğimi bir kere daha anlamış oldum arkadaşlar. Ama neyse ki bitti artık. Yani şöyle bitti. Bavula koyacaklarımı burada toparladım böyle. Şu kutunun içerisine bir dakika böyle göremezsiniz. Bütün kullanacağım takıları, işte tokaları falan filan ıvır zıvır şeyleri koydum. Bant aldım yanıma. Diş macunu. Yolculuğa giderken kullandığım az kalmış bir deodorant. Jiletimi aldım. Saç düzleştiricim. Bunun aynı zamanda dalga da verebilirim diye. Sadece bunu alıyorum. Ayrıca maşa almıyorum yanıma. Şampuanımı aldım. Seyahat boyu bunu bulabildim. Tarağım tabii ki de. Bir de pijama aldım. 2 takım olacak şekilde. Şimdi ben bunları bavulun içerisine yerleştiriyorum. Ha bir de şunu da göstereyim. Böyle bir plaj çantası aldım. İçerisine laptopumu koydum. İşte okuyacağım kitapları koydum. Elektronik aletleri koydum. Aynı zamanda güneş kremidir, gözlüklerdir vesaire o tarzda şeyleri koydum. Üstüne de şöyle şapkayı koydum. Bu arada iç çamaşırlarımı da koymuştum zaten. Orayı göstermeme gerek yok herhalde. Şöyle pijamalarımı koyayım. (Gülüyor)
arada. Aydın'ın tişörtü vardı. Onu şimdi normal ütüyle 2 saniye ütüleyeceğim. Sabah uğraşmayalım diye. Normalde kendisi ütüleyecekti. Dedim ben ütüleyeyim. İçimden geldi. Selamlar. Duştan çıktım. Saat şu anda 1.30 falan. Hazal'la Doğan geldi zaten. Size durumu göstereyim. Bu benim valizim. Bunlar da Doğan'la Hazal'ın valizi bu şekilde. Aydın yattı. Çünkü yarın sabah saat 5.30'da uyanacağız. Ve 6 gibi de yola çıkacağız. O yüzden erkenden uyumamız gerekiyordu ama bu saate kaldı. Şurayı da kapatayım. Hadi good night. Öptüm sizi. Onun dışında her şeyim hazır. Her şeyimi aldım yanıma. Bütün paketleri falan filan da yaptım. Eksik bir şey kalmadı. Ben de şimdi saçlarımı tarayıp yatıyorum. Sizi de burada kapatıyorum. Bir sonraki vlog tabii ki de tatil videosu olacak. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Belki her günü çekemem, bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü bir yere gittiğinizde genel olarak stabil oluyor her şey. Ama çekeceğim mutlaka bir şeyler. O zaman görüşürüz sonraki videoda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada bol bol fotoğraf da paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.